Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün SLP analizi yapacağız. SLP'de neler oldu? Neler bitti? Düşen trend kırıldı mı? Yükselişine devam edecek mi? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Öncesinde SLP'den bir haber var arkadaşlar. Duyanlarınız duymuştur. Duymayanlara tekrardan söyleyelim. Biliyorsunuz ki SLP Twitter hesabında kendi sitesinin linkini koyarak sitesinde bir açıklama yaptı arkadaşlar. Bundan sonra oyunun SLP oyununun yeni sezonunda SLP token kazanılması gayet zor bir hale geleceğini açıkladı ve ardından büyük yakımlar, sürekli yakımlar geleceğini açıkladı arkadaşlar. Yeni sezonda SLP'de eğer ki söyledikleri gibi SLP tokeni kazanılması çok zor hale gelecekse ve de büyük yakımlar söyledikleri gibi habere göre konuşuyorum. Büyük yakımlar gelirse eğer güzel yükselişler yapacağını, hedeflerimize tek tek geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle 4 saatlik kısa vade hedef vereceğiz arkadaşlar. Kısa vadede nerelere gidebilir? Nerede dirençlerimiz var? Nerede desteklerimiz var? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Ve ardından günlük ve haftalık olmak üzere kısaca bakıp videoyu sonlandıracağız. Hemen 4 saatliğe da bakalım arkadaşlar. Çizgilerimizi açıyoruz. Arkadaşlar bakın. Büyük düşüşün ardından burada bir çanak yapısı oluştu. Biz çanak derinliği kadar bir hedef verirsek kısa vade içinde 00235'lere geleceğini düşünüyorum çanak derinliğe kadar bir hedef verilir arkadaşlar. Teknik analizde buraya kadar hedef verebiliriz. Ancak böyle gitmeyeceği de meçhul. Şurada bir bakın fincan kulp yapıp devam etme potansiyeli daha yüksek arkadaşlar. Şu anda dirence takılmış. Hangi direncimize takılmış arkadaşlar? 00161 direncine takılmış ve orayı kıramıyor üstünde tutunamıyor. Eğer ki kırarsa yoluna devam eder. Kıramazsa şöyle bir kulp yapısı getirip Ardından yükselişine tekrardan başlayabileceğini düşünüyorum. Yani 00-134'lere kadar geri çekilmesi normal karşılanabilir arkadaşlar. Kısa vadede söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şu anda bollinger üst bandını kırmış durumdayız. Yani bu yükseliş neticesinde bollinger bandları yukarı doğru gittiği için en azından bu orta band bollinger bandının orta bandı arkadaşlar. Buradaki 134 destek seviyemize gelecekse oraya bir gelmesi mümkün arkadaşlar. Ancak bakın buradaki dirençlerimizi kırıyor. Ritesli bir şekilde gidiyor. Yani buranın kırılması da muhtemel. Ancak kıramazsa burada bir küçük kulp yapıp devam etme potansiyeli var. 4 saatlik bazda. Hemen kısa vade. Hedefimizi söylediğimize göre pozisyonumuzu söylediğimize göre arkadaşlar. Hemen günlük baza geçelim. Bollinger bandını kapatalım. Arkadaşlar bakın günlük bazda da düşen trendi kırdığımızı görüyoruz. Yani buradan düşen trende tekrardan bir test gelir mi? Geleceğini zannetmiyorum. Burada zaten dokunmuş. Bakın şuradaki mum da. Zaten şurada az bir şey kırıyor. Mumun yarısı dışarıda kalıyor ve ardından tekrardan düşüş yaşanıp yoluna devam ediyor arkadaşlar. Düşüş, düşen trendi bir test yaptığı gerçekleşmiş olarak görünüyor şu anda. Önümüzdeki direnç arkadaşlar 161 direnci. Orayı söylediğim gibi 4 saatlikte fincan yapmış. Fincanın kulpunu da yapıp yoluna devam eder. Kısa vade 235'lere kadar 00-235'lere kadar geleceğini düşünüyorum. Şu anda düşen trend kırıldı. Günlük bazda bizim hedefimiz neresi arkadaşlar? Orta vadede 00-539 ve ardından arkadaşlar 13 sente kadar geleceğini düşünüyorum. Günlük bazda biraz orta vade. Burada da arkadaşlar bir Bollinger bandına bakalım hemen. Arkadaşlar Bollinger bandına takıldığını görüyoruz günlük bazda da. ancak kıramamış. Dediğim gibi 4 saatlikte kupla birlikte bunun da kırılacağını düşünüyorum ve kısa vade hedefi 235'e geleceğini düşünüyorum. Şu anda küçük satışlar gelmesi normal olarak karşılanabilir arkadaşlar. Evet günlük bazda da Bollinger üst bandına takıldığını söyledik. Nereden satış geldiğini hemen bir Aresa'ya bakalım. Aresa'da neler olmuş günlük bazda. Evet Aresa'da da arkadaşlar aşırı alım bölgesine geliyor. Yani buralarda satış yemesi normal. Büyük ihtimalle şu üst çizgiye değdiğinde güzel satışlar gelecek. O dediğimiz kulp. Fincanın kulpunu yapma pozisyonuna geleceğini düşünüyorum. Çünkü biz her zaman videolarımızda ne dedik? RSI 30'un altına indiği anda alınır. Burada alınan ürün kimseyi üzmez. Ardında da gördüğünüz gibi 30'un altına daha aşağılar. Hatta nerelere? 19'lara kadar düşmüş. Burada yakalayanlar arkadaşlar. Şu anda güzel kardalar. Bunu da paylaşmış olalım. Ardından RSI'yi kapatıp arkadaşlar bir tane indikatörümüz var. Hemen ona da bakalım kısaca. Neler olmuş onda? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da yeşil çizginin altında her zaman al veriyormuş arkadaşlar. Bakın. Burada al vermiş, burada sat. Burada al vermiş, burada sat. Burada al vermiş. Alın yükselişi geliyor. Buradaki pozitif olay ne arkadaşlar? Buradaki satış baskısını kırıp geçtiğini görebiliriz. En azından bu orta çizginin üzerine attığı takdirde şuradaki kırmızı çizgiye kadar gider. Burada da kısa vade hedefimize kadar geleceğini düşünüyorum. Ardından burada bir satış yer. Orta çizgiye yeniden düştüğü takdirde yeni yükselişlerine başlayacağını düşünüyorum SLP'de. Çok fazlasıyla düştü arkadaşlar. Artık düşmemesi lazım arkadaşlar. Hemen kısaca haftalık baza bakalım. Ardından bitirelim. Benim asıl hedefim haftalık bazda geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım hemen burada çizgilerimizi silelim. Bollinger bandını kapatalım. Evet arkadaşlar benim beklediğim olay burada büyük bir çanak yapısının gelmesi. Şöyle bir çanak yapısı gelmesini bekliyorum arkadaşlar SLP'de. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle gidiyor arkadaşlar. Ovelli bir şekilde gidiyor. Yani şöyle bir çanak yapısı gelmesi muhtemel. Peki bu çanak yapısının hedefi teknik analizde neresi? Yine söylediğimiz gibi derinliği kadar alıyoruz arkadaşlar. Şöyle koyduğumuz zaman neresini gösteriyor bize? 54 sentlere kadar gelmesi muhtemel arkadaşlar. 54 sentlere kadar gelmesi muhtemel. Peki bizim tepe hedefimiz vardı. Bunu da söyledik. Tepe hedefimizi söylediğimizde herkes bize dalga geçmeye Başladı ancak o fiyat geldiği zaman da büyük ihtimal YouTube abone sayım haddinden fazla artacak. Şurada bir yükselen trend vardı. Şöyle bakalım hemen. Şöyle çizmiştik biz arkadaşlar. Çizdiğimiz zaman kabaca çiziyorum hemen tepe noktası. 2 doları gösteriyor arkadaşlar. Bakın burada kırılıyor ve ardından hiçbir test yapmıyor. Eğer ki bu yükselen trend test yapılacaksa 2 dolara kadar yükseleceğini düşünüyorum. Bu gelen haberde gerçekten güzel yakımlar yapılacaksa gerçekten SLP kazanılması daha çok zorlaşacaksa 2 dolara gelmesinde hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar SLP'de. Haftalık bazda Bollinger bandına bakalım hemen. Buradaki de fiyat sıkışmasını görüyoruz arkadaşlar haftalık bazda. Genelde bu fiyat sıkışması pardon haftalık demişim günlük bazda. Buradaki fiyat sıkışması arkadaşlar ne demek? Bollinger bandının çizgilerinin birbirine yakın olması. Çok haddinden fazla yakın olması. Güzel yükselişlerin habercisi olabilir arkadaşlar. Genelde güzel yükselişlerin habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Evet şu anda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. SLP'de herkes Allah'a emanet görüşürüz.